Bölücü terörle mücadelede şehit düşen jandarmalarımız için gazetelerde Mehmet'im tabutta başlıkları atılıyor. Bu başlıkları okuyunca yüreğimize bütün Mehmetlerin ateşi düşüyor. Tabuttaki jandarma Mehmet'le toprak mücadelesinde şehit düşen köylü Memo aynı Cumhuriyet Savaşı'nın şehitleri. Ne var ki Bismil'in topraksız memoları eşleri önünde alçakça kurşunlanırken 5 kilometre ötedeki jandarma Mehmet imdadına yetişmiyor. Katilleri yakalamıyor. Büyük Orta Doğu Projesi böyle ferman buyurmuş. Jandarma Mehmetlerim dağlarda ve yollarda Büyük Orta Doğu Projesi mayınlarına basarak can verirken Bismil'deki jandarma Mehmet'im ise Büyük Orta Doğu Projesi'nin jandarmaları yapıyor. Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanları ağalarla, şeyhlerle tarikat ağları örüyor. Cumhuriyetin yurttaşları Fethullahların, Hizbullahların ağlarında çırpınıyor. Köyünde aç kalan insanlarımız büyük şehirlerin varoşlarına yığılırken Büyük Orta Doğu Projesi'nin sözleşmeli personeli Fettahların yatlarında, Rixos otellerinde yan gelip yatıyorlar. Görgüsüz hanımlar sarayların eşyalarına bile göz koyuyor. Parmaklarda 50 milyarlık yüzükler ama bilinçlerde bir ışık, bir parıltı yok. Ne yaman çelişkiler bunlar. Mehmet'le Memo'yu birbirine vurduran Büyük Orta Doğu Projesi planlarında görev alanların, piyasa gözü doymazlarının, borsa vurguncularının, saltanat ve şatafat düşkünlerinin, ağla ve şeyhliğe yaslananların yönetimi altında millet de bölünür, vatan da parçalanır. Cumhuriyet, Güneydoğu ve Doğu köylümüzü toprağa ve özgürlüğe kavuşturarak, onları ağanın marabası, beyin yanaşması, şeyhin müridi, tarikatın mensubu olmaktan kurtararak gerçek cumhuriyet olur. Özgür cumhuriyet yurttaşı öncelikle özgür. Belki külahla mevkeme mala bavete salicare. Ey külke ve lavacı olim yanemine kare.